İyi günler dostlar. Son gelişmelerle karşınızdayız. Önemli gelişmeler var. Irak ordusu terör örgütü PKK'nın olduğu Mamur kampına girmek için hazırlık yapıyor. 4 gün öncesinde teröristlere 3 saat süre verilse de teröristler kampı boşaltmamış. Hatta Irak ordusunu taşlamış. Irak ordusu geri çekilmek zorunda kalmıştı. Bu haberleri servis etmiştik. Irak ordusuna karşı Mamur kampında teröristlerin barikatlar kurmaya çalıştığı, burada sivil görünümlü teröristlerin de barikat kurma çalışmalarına devam ettiği yönünde çeşitli görüntüler paylaşılıyor. Yine Malezya'nın Anka için 100 milyon dolarlık sipariş verdiği ve Türkiye'den 3 adet Anka'yı satın alacağı duyuruldu. Bamut'a gidiyoruz. Wagner askerleri Bamut'tan çekinmeye devam ederken Rus ordusunun tamamıyla Bamut'a yerleşmesinin 1 Haziran'da tamamlanması bekleniyor. Wagner ayrılırsa burada Rus ordusu başarıyı devam ettirebilir mi, işgali devam ettirebilir mi? Bu da sorgulanıyor. Wagner'in Bamut'tan çekilmeye başladığı Prigozhin tarafından doğrulanırken, dediğimiz gibi ayın 1'ine kadar bu çekilmenin tamamen tamamlanması bekleniyor. Biz şu an itibariyle dünyadaki diğer gelişmelere baksak da gözümüzün Irak'ta olduğunu not düşelim. Bugün bilindiği gibi Rusya'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Vladimir Putin'in katılımıyla üçlü görüşme gerçekleşecek. Dolayısıyla bu zirveyi takip ediyoruz. Yine Orta Asya ülkelerinin ekonomik birliğinin toplantısı da yine Rusya'da Petersburg'da yapılacak. Kırgızistan Cumhurbaşkanı'nın dün buraya gittiği haberini servis etmiştik. Dünyadan çok sayıda gelişme Prezident İlham Əliyev Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putinin dəvəti ilə mayın 25-də Moskvaya işgüzar səfərə gedib. Moskvanın Vnukovo 2 beynəlxalq hava limanında dövlətimizin başçısını Rusiya Xarici İşlər Nazirinin müavini Mikhail Galuzin və digər rəsmi şəxslər qarşıladılar. Mısır'daki Süveyş kanalında bir geminin karaya oturduğu duyuruldu. Deniz trafiği ve kanalları gözlemleyen bir siteye göre geminin bir gündür Süveyş kanalında karaya oturduğu ifade ediliyor. Yine Rusya'da Progress MS-23 uzay aracının Kazakistan'daki Baykonur uzay üssünden fırlatıldığı duyuruldu. Fırlatma anının Rusya Federal Uzay Ajansı yani Roskosmos'un internet sitesinden canlı yayınlandığını ifade edelim. Progress MS-23'ün uzay ikmal aracı olduğu ve Kazakistan'daki Baykonur üssünden Türkiye saatiyle öğle saatlerinde fırlatıldığı da not düşünmüş. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'ya F-16'ların ne zaman ve ne şekilde sağlanacağının henüz kararlaştırılmadığını, öncelikle pilotların eğitiminin tamamlanması gerektiğini, daha sonra sahadaki duruma göre uçakların sevkiyatının yapılacağını belirtirken, kendisi Rusya'ya yönelik şu açıklamalarda bulundu. Rusya'nın özellikle savunmasına övgüde bulunuyor. Rus kuvvetlerinin çok sayıda tank savar engeli ve mayın tarlasıyla son derece güçlü, kademeli bir savunma kurmayı başardığını iddia eden Stoltenberg'in açıklamasına yer verilmiş. Bilindiği gibi dün dostlar bir provokasyon olmuştu. Bu haberi servis etmiştik. Aslında bu haberin şu an tüm Türk medyasında gündem olması lazımdı. Fakat seçimler dolayısıyla bu tarz haberler bir cümleyle unutulup gidiyor. Bilindiği gibi Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tümgeneral Igor Konuşevkom konuşmuş. Ve İstanbul Boğazı'nın açığında Karadeniz'de Türk Akım ve Mavi Akım doğalgaz boru hattının güvenliğini sağlayan Rusya'nın Karadeniz donanmasındaki savaş gemisine Ukrayna ordusuna ait insansız deniz araçlarıyla saldırı yapılmış, Ukrayna provokasyonu imza atmıştı. Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 bugün hala faaliyetine devam ederken Rus ordusunun bu tür kritik tesisleri korumak için önlemler aldığı da not düşünmüş. Dediğimiz gibi Ukrayna'dan provokasyon geliyor. Ukrayna'da Birleşik Kuvvetler Komutanı Serhiy Naev tarafından İran'ın kamikazelerine ilişkin basın açıklaması yapıldı. Artık İran'ın kamikazelerinin eskisi gibi gücünün kalmadığını, çat pat düşürüldüğünü not düşelim. Mayıs ayının başından bu yana 12. dalgada Rusya'nın Shahed 136 ve 131 kamikaze İHA'larının Kiev'e düzenlediği saldırılarda yenildiği duyuruldu. Yani artık İran kamikazelerinin sırrı çözülmüş durumda. Saldırıların birkaç dalga halinde büyük olduğu ifade edilirken ancak düşmanın tüm hedefleri Ukrayna'nın eski Sovyetlerden kalma hava savunma sistemleri ve NATO tarafından sallanan yeni sistemlerle tespit edilerek yok edildiği belirtiliyor. Dolayısıyla İran'ın bundan sonra kolay kolay bunları pazarlamasını da beklemiyoruz. Diğer haberlerimiz şu şekilde. Amerika'nın sembolik aktivitelerinden donanma haftası kapsamında New York'a gidiyoruz. Burada savaş gemileri ve hücum botlarının gerçekleştirdiği resmi geçit töreni yapılıyor. ABD donanma haftası 2400 ordu personeliyle 30 Mayıs'a kadar devam edecek. Diğer haberlerimiz Rusya Savunma Bakanlığı'ndan bahsettik. Ülkemizle ilgili haber aktaralım.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ, geliştirdiği milli ve özgün platformlarla ihracat başarılarına yenilerini ekliyor. Bilindiği gibi Malezya'da devam eden savunma sanayi fuarından bahsetmiştik. Dolayısıyla tekrar etmeyelim. Orada çok sayıda anlaşma imzalanırken, Suudi Şahinleri ekibi, yani Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri, Fransız ordusu gösteri ekibinin kuruluşunun 70. yıl dönümü nedeniyle Fransa semalarında hava gösterisi gerçekleştiriyor. Sudan'da orduyla paramiliter hızlı destek kuvvetleri arasında çatışmalar devam ederken, bilindiği gibi bir haftalık ateşkese rağmen çatışmalar devam etmişti. Başkent Hartum'un batısında büyük şehirlerden Umdurman kentinde hızlı destek kuvvetlerinin uçak savarlarla vurduğu orduya ait MiG tipi savaş uçağının yanarak düştüğü duyuruldu. Paraşütle atlayan iki pilottan birisinin hızlı destek kuvveti mensupları tarafından Umdurman'da yaralı olarak ele geçirildiğini de hatırlatalım. Ermenistan Başbakanı'nın Rusya'ya gitme görüntülerine görmektesiniz. Avrasya Ekonomik Birliği zirvesi bağlamında önemli görüşmeler yapılacak. Yine Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı bazı iddialara tepki gösteriyor. İsrail'in bizim üzerimizden İran'a saldırmasına izin vermiyoruz açıklaması yapıldı. Yerli ve milli küresel konumlama sistemi alıcısı Kaşif Entegrili HGK-84 hedefi tam isabetle vurdu. TÜBİTAK SAGE nokta atışlar yapmaya devam ediyor. İngiltere ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi arasında Afrodit Kalkanı hava savunma tatbikatı düzenleniyor. Provokatif bir şekilde İngiliz savaş uçakları Eurofighter Typhoon ve Güney Kıbrıs Rum yönetimine ait Rus yapımı Buk M1-2 hava savunma sistemleri burada görev alırken, dikkat ederseniz İngilizler Rus sistemleriyle tatbikat yaparken bu haber de bizleri şaşırtmıyor. Yine Azerbaycan'la Suudi Arabistan arasında enerji alanında işbirliği anlaşmasının imzalandığı duyuruldu. Azerbaycan Enerji Bakanı Parviz Şahbazov'un yaptığı açıklamada Azerbaycan'ın önemli bir ortağı ve kardeş bir ülke olan Suudi Arabistan Krallığı'yla enerji anlaşması imzaladık açıklaması yapıldı. Fransa ordusu tatbikatlarına devam ediyor. Lüksemburg, Hollanda, Amerika ve Fransa ordusunun katılımıyla büyük bir tatbikatın başladığı yönünde haberler aktarılmış. Aslında bu tarz tatbikatların genellikle yıllık olarak yapıldığını not düşelim. Tatbikatlar ya Romanya'da yapılır ya da Estonya'da yapılır. Bu şekilde bir paylaşım yapılmış. Yine Havelsan'ın bugün itibariyle yeni bir haberi servis ediliyor. Havelsan, Malezya'da yeni anlaşmalara imza atmış durumda. Şirketin Malezya'da kritik altyapı ve tesis güvenliği, komuta kontrol, simülasyon sistemleri ve siber güvenlik gibi konularda 3 farklı kuruluşla mutabakat zaptı imzaladığını, dolayısıyla şimdiden Türkiye'ye milyarlarca dolar geleceğini not düşelim. Havelsan, Malezya'da kritik altyapı anlaşmalarına devam ederken, Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Emir Salim Yüksel de törene katılmış durumda. Bu da günün önemli gelişmelerinden bir tanesi. Malezya özelinde 4-5 yıl öncesine dayanan birçok işbirliğine de değinilmiş.